Biraz önce sizlerle birlikte birçok basın mensubu arkadaşımızla birlikte bu köye geldik. Köye girdiğimizde tabii buradaki insanların, yerel insanların uzun zamandan beri köyde ciddi manada sıkıntıları vardı. Zeytindalı operasyonuyla 171'e yakın köy can güvenliği açısından bir emniyete alındı ve insanlar tekrar evlerine yerleştiler. Tabii güvenlik sağlandı ama insani noktada o yaşadıkları sürecin bir an önce sonlanması lazımdı. Kızılay zaten birinci derecedeki görevi, insan amaçlı yardımların sıkıntılı olan insanlara ulaştırılması. Diğer köylerimizin birçoğuna ulaştık. Bu köyde biraz önce geldik. Bu 171 köyden, güvenliği sağlanan köylerden bir tanesi. Köye girdiğimizde insanların yüzündeki tebessümler, bizi coşkuyla karşılaması, yaşasın Türkiye, yaşasın Recep Tayyip Erdoğan demeleri gerçekten bizi duygulandırdı. Bu köyde 60 hanelik bir köy, 250'ye yakın insan yaşıyor. Şimdilik gıda paketleri getirdik ve köyün ileri gelenlerle konuşmak suretiyle insan noktada farklı ihtiyaçları da varsa onları da belirleyeceğiz. Zaten sürekli bölgede hizmet eden, görev yapan arkadaşlarımız var. Depolarımıza stoklarımız var. Çok ciddi manada depolarımıza bağışlar geliyor Türkiye'nin birçok yerinden, yurt dışından. Bu bağışları da ihtiyaçlı olan insanlara ulaştırmak suretiyle sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Aslında bugün de hem şehitler hem şehitlerin yakınlarının yapmış olduğu bağışlar buraya ulaştırıldı değil mi efendim? Evet tabii. Burada ifade ettiğiniz gibi daha önce gerek Fırat Kalkan Operasyonu'nda gerek Zeytindal Operasyonu'ndaki şehitlerimizin yakınları yalnız evlatlarını, sevdiklerini şehit olarak vermekte kalmamış, bu operasyona Türkiye'nin ortaya koyduğu bu iradeye destek anlamında da burada yaşayan insanlara, bunların insan noktadaki ihtiyaçlarını karşılayacakları ne tür malzeme ihtiyaçları varsa Kızılay aracılığıyla bunları gönderiyorlar. Biz de buraya hemen eksiksiz bir vaziyette anında ulaştırmaya çalışıyoruz. Burası zaten Cinderes'in bir alt kısmında alt bir köy. Çok yakın bir köy zaten. Hemen Cinderes zaten gördük. Cinderes'ini gördüm. Peki Cinderes'e yardımların ulaştırması noktasında yani var mı yakın, bir hazırlık? Yakın tabii, şu anda operasyon orada devam ediyor. Asker orada ciddi bir çalışma yapıyor. Hala tuzaklanmış şeyler var, sıkıntılı bölgeler var. Operasyon tamamlanıp ya askerimizin, emniyet güçlerinin bize vereceği bilgiden sonra güvenli bir bölge olduğu anlaşıldığı takdirde biz orada yaşayan insanların her türlü ihtiyacını karşılayacağız.